I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Hepinize merhaba, ben Mehmet. Bugün sizlerle bir rekabetçi maçı oynayacağım. Ve bakalım rekabetçi maçımda ne gibi sonuçlar elde alacağız. Biliyorsunuz ki canlı yayınlarda en çok oynadığım rekabetçi modu oluyor. Ve bu rekabetçi modunu bir tek başıma kendim atmak istedim. Tabi klasikini M4A1 ile oynayacağım. Klasik. Kasa zaten biliyorsunuz canlı yayında düşürdüğümüz kasalar vardı. Fakat bunları biriktirip ondan sonra açmayı düşünüyorum. Şimdi hadi lafı uzatmadan rekabetçi maçımıza geçelim. Evet, bu arada Çin seti çıktı karşımıza. Arkadaşlar 300 aboneye az kaldı. 300 abonede büyük ihtimalle size Pepsi kodlar vermeye çalışacağım. Şimdi kanala abone olan arkadaşlarımızın bildirimlerini açmasını istiyorum. Çünkü bildirimlerinizi açmadığınız zaman ben yayın açsam dahi siz haberde olamıyorsunuz. Bombayı ve oyunumuz ve başladı. Patlat. Hadi bakalım. Ben ilk başta tabii ki de gene klasik A noktasına gideceğim arkadaşlar. A noktasından gidip orada bomba kurmayacağım. Sadece biraz bekleyeceğim. Bakalım rakip üstüme gelecek mi diye. Şu an yavaş yavaş oyuna başladık. İlk elim günahı olmaz diyerek biliyorum daha doğrusu. Şuraya bir el bombası atmak istiyorum. Kimse yok. Kimse yok ve bizden ölenler var. Bu sıkıntı. Bir kişi evet, kalan evet. Kafadan. Tamam, bir kişi kalmış. Bu arada ölenler bizim takımdan değilmiş, rakiptenmiş arkadaşlar. Gladio kazandı. Evet. İlk roundu kazanıyoruz böylelikle. Güzel oldu. İlk roundu kazanmamış. Şimdi ikinci round. Ve patlat. Bu sefer öteki tarafa gideceğim arkadaşlar. Yani B noktasına gideceğim ve B noktasında rakiplerimi tekrardan ezmeye çalışacağım ama şuraya bir el bombası atasım var. Klasik, buradan bir sniper bekleyebilir miydi? Şuraya bir bombaya kurban gibi atarsın. Hop hop, kaçmam lazım. Kaçmam lazım buradan. Bu da fena sıkıştım. O dost oradan gitmezse ben buradan gideceğim. Evet, bizden bir kişiyi şehit ettiler. Ve şu anda B noktasına kaldı. Odaklandık. Bir kişi nerede acaba? Bir kişi şuradan gelme ihtimali var arkadaşlar. Ama benim arkamdan da gelebilir. Bomba kuruldu. Arkamda yok. Tamam. Ve bir kişiyi de şu an gördüler. Evet, o bir kişi burada. Şimdi ben de arkadaşıma desteğe gideceğim. Evet, çık bakalım ya. Bir daha çık. Gladio kazandı. Evet, ikinci raundda kazanıyoruz. Tabi rakipten artık yavaş yavaş arka çıkmaya başladı. 4 kişi kaldı rakip. Hadi bu sefer A noktasına gelin. A noktasına buradan gideceğim arkadaşlar. Buradan gidip hatta şöyle bir noktaya pusacağım. Biraz ses kasacağım. Evet. Adamlar B'de. Ha, bir arada taktik isteyenler oluyordu. Arkadaşlar taktik basit. Ses kasın. Ya ses kasın. Sadece ses kasın. Başka bir şey yapmayın. Tek başınasın. Tamam, tek başımasam sorun yok. Sorun yok. Biraz beklemem lazım. Biri geliyor. Biraz beklemem lazım. Bir dakika ama da. Gelen var. Hadi gel artık. Bir kişi kaldı. İki kişi. Tamam. Şimdi filmimizin rengi değişti. 1-1 kaldı. 38 saniyem var. 38 saniye içinde bombayı kurmam lazım.
Ve büyük ihtimalle benim buraya bu dolum biliyor. Hadi bu dolum bilmen lazım. Bomba kuruldu. Ve geliyor. Hadi be. Gördü beni. Beni gördü dostlar. Neyse, bombayı çözsün bakalım. Biz de çayımızdan bir yudum alalım. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Taktik bu şekilde arkadaşlar. Yani ses kasın. Bombayı kur ve patla. Ses kastın zaten zaman her zaman zaten kazanırsınız. Orada bir öyle bir şey yazmış ki www bir şey. Okunmuyor bile. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın. Şu kısmı keseceğiz. Ama açıkta durmayacağız. Hep böyle pusacağız arkadaşlar. Çünkü acelemiz yok. Hadi kaçamadım. Beni biri gördü işte, o görmeseydik almıştım. Bomba kuruldu. Sakin ol. Kapının arkasına gitseydim. Kapının arkasına saklansaydı almıştım maçı. Yani maçı demeyeyim, daha sonra rakibini öldürmüştü. Vatan Zaman diye bir arkadaş şu anda arkandan gelen var. Arkandan gelen. Bomba şey imha edildi. Zula kazandı. Evet, şu an 2-2. Bombayı kur ve patlat. Şu an durum 2-2. Herkes aynı noktadan gitse ne var sanki? Tamam, bir kişiyi aldık. Şuradan gelenler oldu mu sakat oluyor. Bir kişi kaldı. Tamam, gelin bombayı kuralım. Bombayı kuralım abi. Bu arada bu arkadaş da benim peşimden geliyor. Bomba kuruldu. Tamam reis, şimdi bombayı kurduk. Okey, pusacağız. Ama buraya değil. Şöyle bir yere pusacağız. Rakip şaşırsın. Geliyor. Bizim takım geldi. Bizden herkes yerini aldı. Önemli olan rakibin nereden geldi. Çünkü bu rakip tek başına isterse hepimizi alabilir. Kaçın beyle, kaçın. Radyo bomba kazandı. Tam bomba olmadan adamı öldürdük, bu daha iyi oldu. Şimdi 3-2 oldu. Bombayı kur ve patla. Gene üste çıktık ama tabii ki üste çıktık diye fazla sevmemiz de gerekmiyor. Bu rakip her zaman için öne geçebilir arkadaşlar. Bomba yaptım, bir şey yaramadı. Bir kişi orada vurduysa birazdan önüme çıkacaklar onunla kimse. Şöyle bakıyorum. Bir kişi kaldı. Tamam. Çok güzel. Kursan bombayı, onu ben alayım. Çok güzel. Bomba kuruldu. Burada bir ayak sesi var ama.
Adam burada. Ve gördüğün gibi oyun takıldı. Oyuna bir takılma hissettim. Normal takılabilir. Ama lider onlarda. İyi, helal sana. Gladio kazandı. Helal sana. Güzel oynuyorlar yani, takım gayet bombayı başarılı, güzel. Bombayı kur ve patlat. Lider de şu an biziz ama tabii ki de daha fazla liderliği isterim. Açıkçası. Bombamı attım. Kimseye yaramadı. Hemen pozisyonumu değiştiriyorum. Burada bir kişi ölmüş. Ölmüş. Hemen şöyle bakayım bir dakika. Tamam. Biraz hasar verdim adama. Bir daha hasar verdim. Çıkarsa ölür. Ama o çıkmayacak. Buradan gelen olabilir çünkü. Hemen şöyle pozisyonumu değiştireceğim. Bomba kuruldu. Hop hop. Biri bana vurdu. Dönelim. Lan gel. Bir kişi kaldı. Tam kafadan. O da burada bir yerde. Tek başınasın. Tamam. O zaten şurada arkadaşlar. Bakın şurada. Ha, bomba çözüyor olabilir şu an. İki kişi. Gladio kazandı. Bombayı çözüyormuş. Onu böyle iflak ettirdik arkadaşlar. Bombayı kur ve patlat. Bombayı çözerken adamı aldık. Bu sefer B'den A'ya geçiş yapacağım. Yani şöyle bir şey yapacağım. Anladan çıktı mıydı arkadaşlar? Oradan neden geldi? Krep şimdi. Ah be, bombayla öldüm dostlar, bombayla. Durun bakalım takım ne yapacak. Takım inşallah mantıklı bir şekilde oynar. Bombayı hemen kurmanız gerekmiyor, onu söyleyeyim. Bombayı hemen kurmanın bir mantığı yok. Son 20 saniye bomba kalan bombayı gerektiren olur. Bakın mesela çok erken kuruyorlar bombayı. Bu sefer takım ne yapıyor? Direkt bombaya gelmeye çalışıyor. Vur kanka, vur. İşte dediğim olay budu. Yani son anda kullanılan bir bomba aslında oyunu değiştiriyor. Bu da benden bir size taktik olsun. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Şu an 5-3 öndeyiz ama tabii ki bizim daha bir bombayı kur ve patlat. 15 tur daha almamız lazım. Yani benim tamam, kuracağım. Geçenki buradan gelmişti. Bu sefer baktığımda bu da yok. O zaman kesinlikle buradalar. Diye tahmin ediyorsun. Evet. Bir kişi kaldı. O da bu da. Gladio kazandı. Evet. Böyle çekişmeli bir maça girdik. Roller değişiyor. Evet, şu an bombayı onlar kuracak. Biz bomba yerlerini tutacağız. Bakalım. Bence büyük ihtimalle buna direkt A noktasına gelecekler. Çünkü A noktasına bomba kurmaları daha kolay. B'ye nazaran. Bakalım. Şimdi. Şuraya bir bombamız atalım abi. Bekleyelim. Buraya yaramadı. Buradan gelen olabilir. Tamam. Çimenlerde yürüdüğümüzde ses çıkmıyor. Bu bir artı bizim için. Burada kimse yok. Hop! Beni nereden gördün? Nereden gördü adam beni? Bir yerden gördü. Hop, gördüm. Gördüm. Ama benim pusmam lazım. Uçak basit yok derken kaybettim. Bakalım iki kişiye bir kişi kaldı. Yani Dead Company ne yapacak merak ediyorum. Fakat çok yanlış yerde bekliyor şu an. Bomba kuruldu. İkiye bir
büyük bir şey beklemiyorum çünkü adamın M4 A1'i var ve hiçbir şey yok. Ama belli olmaz. Belki yan hesap olabilir. Biliyorsunuz yan hesap o zaman adamın oynayışı çok farklı oluyor. Helal dostum sana, git bombayı çöz. Haydarını öpeyim senin, gel. Gel haydarını öpeceğim. Aynen adam. Geriye kaldı beyler 3 tur. Bombayı 3 round aldık mı? Gladio kazandı. Oyun bizimdir, hadi bakalım. Bomba bölgelerini koru. Bu arada bir klanın simgesi mi bu? Yok şey, tamam. Yürüyün böyle. Bence bu sefer oraya gidecekler ama. Hadi biz gene buradan gidelim. Allah'ım, bombanın üstüne oturdum. Bu kadar şanssız olmaz ya. Bombanın üstüne oturdum dostlar. Bu arada 9 kill almışım. Oyunun birincisi 6 kere ölmüşüz. O da bizim için büyük bir kayıp. Fakat adam bence dönecek. Sen ne yapıyorsun dostum? Kemal. Kemal Babo. Ne yapıyorsun sen? Bu arada bir kardeşimizde de Bor 12 var. Benim de Bor 12'm var ama Bor 12'me tam tesisat gelmediği için kullanmıyorum. Şu an beklemede artı 1'i var. Artı 2'ye basmayı düşünüyorum Bor 12'yi. Onun için de sizlerden yorumları bekliyorum arkadaşlar. Açıklama yorum yapın. Veya videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz Bor hakkında yorum yapın. Bekliyorum sizleri. Tamam dostum, oyuna dön artık. İkisinin bir arada gezmesi bomba kuruldu. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Ama şu an ikisinin de birbirinden ses kasması lazım. Tamam. Adam köşede pusmuş olabilir. Köşede kimse yok. Ve son kişiyi de almışlar zaten. Böylelikle hadi bakalım. Güzel maç çıkarıyoruz şu an. Geriye kaldı son 2 round. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Çok güzel. Bomba bölgelerini koru. Hadi in dostlar. Bomba bölgelerini korumaya gidelim. Bu arada pink yükselmesi oluyor bende biraz. Kanka oraya bomba atıyorlar ilk başta ya. Ben oraya bir bomba atsaydım şöyle. Kimse yok, kimse yok. Yürü yürü yürü. Kimse yok orada. Boşuna bekliyorum. Adam. Adam arkamızdan gelmiş ama. Adam arkada dostum. Aman Allah'ım. Çok troll olduk, çok troll olduk. Şimdi bizim eleman ihtimali görmedi onu. Evet. Tek kişiye yani şu an bir vs 1 atıyorlar, öyle düşünün. Bizim arkadaşımızın kaç canı var? 100 canı var ama rakibin kaç canı olduğunu bilmiyoruz. Şu anda Haydar. Haydar ile gidiyor. Haydar'ı kafaya bir zank diye yapıştır abi şöyle. Helal sana. Gladio kazandı. Helal sana. Get company. Bomba bölgelerini koru. Bu arada bombaya bence yeni bir özür dilerim bu arada. Skin gelseymiş daha iyiymiş çünkü çok dandik bir şekli var ya. Adam bombayı mı öldü? Vay. Evet, yerde gördüğüm bir silah var. Harika, hoşuma gider. Ah. Silahın kurbanı oldum. Şu an bu arada evet, bu maçı kazanırsak maçı bitirmiş olacağız. Silah hep de bu arada. Hadi bakalım. Hadi. Oğlum adam arkada son rahat bu. Gladio kazandı. Haydar'ı zamp diye kafaya vurdu abi. Maçı kazandın. Evet, bir maçı daha kazanmış oldu. Bakalım Zula bize rekabetçi olarak ne verecek ona bakalım ama şöyle. Ona da bak. Evet, ZP kasası verdi. Teşekkürler Zula ZP kasan için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5'e yok 10'a 3 maçı kazanmış olduk.
Rakipte oynayanların adlarını söyleyeyim. Anka 29, Slash 29, 30 level. Emirhan GL 1, 18 level. Dori 41-41, 22 levelle bize mücadele etti. Ve bizim takımımızda ise Vatan Zaman 33 level. Did Company 14 level. Ben 32 levelle mücadele ettim. Ve Kemal Baba 25-12 levelle oyundaki yerini aldı. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve bir o kadar da size bu maçı aslında anlatmamın sebebi oyundaki mantığı size söylemeye çalıştım. Hiçbir zaman için bomba kurmak için acele etmeyin. Tam tersine bombayı son zamanlarda kurun ki rakip gelmeye vakit bulamasın ya da sizi şaşırtsın. Hani onu şaşırtın. Hiçbir zaman için acele etmeyin. Rekabetçi maçlarında aceleye gerek yok. Olabildiğince pusun demiyorum ama yeri geldiğinde pusmaya çalışın ki sizin yerinizi kolay kolay öğrenmesinler. Siz ses kasmıyorsanız rakip mutlaka ses kasıyor demektir arkadaşlar. Neyse videom buradan da bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gidip bir like atarsınız. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum. Bay bay arkadaşlar. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I call her Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater.